Gün sonuna geldik. Biraz yükseldik, biraz durulduk. Ama güzel, keyifli bir zaman geçirdik. Şimdi puanlarınızı çok merak ediyorum açıkçası. Ben de çok merak ediyorum. Özellikle dün bana yaş atılanlardan sonra. Simgeciğim ne yaşadın ki? 11 puan aldın yani. Az bir puan da almadın açıkçası. Bence evinde 3 puanı, yani genel olarak 3 puan verdiğimiz için söylüyorum. 3 puanlık bir evdi yani. Ben 3 puanlık bir ev olduğunu düşünmüyorum. O sebeple beklentimin altında puanlama yapıldığını düşünüyorum. Öyle ama 2 vermedik sonuç itibariyle ya da 1 vermedik. Yani 3 puan bence gayet ideal bir puan diye düşünüyorum. Bence de. Ben de öyle düşünüyorum. Dünün hesaplaşmalarını bir kenara bırakalım ve Buse'nin puanlarına dönelim. Buse, rakiplerinin sana kaç puan verdiğini çok merak ediyorum. En yüksek puanı kimden bekliyorsun? En yüksek puanı İrem'den bekliyorum. Biraz. Dün en düşük puan bekleniyordu. Bugün en yüksek puan bekleniyor. Aslında yorumumu da yaptım. Hani dünkü gibi, dün de ne yorum yaptıysam bugün yine aynı şekilde yorumladım. Demek ki farklı biraz düşünüyor arkadaşlarım. Da beklentilerim hani yakın puanlar, aynı puanlar verileceğinden yana ama sonra biraz daha güvendim diyebilirim. Bakalım göreceğiz. Peki en düşük puanı kimden bekliyorsun? En düşük puanı tabii ki Simge'den bekliyorum. Çünkü dün iyi kötü bir münakaşa yaşadık kendisiyle. Ve bunu kendini dolduruşa getirerek buraya geldiğini düşünüyorum. Bu konuda sana katılmıyorum. Ben tam anlamıyla evini değerlendirip evine puan veriyorum. Hani dün yaşandı, dün de kaldı. Bugün buradayız ve senin evini değerlendiriyoruz. Böyle umarım adaletli davranmışsındır. Birazdan kutular açılacak ve kim ne puan vermiş ortaya çıkacak. Kimden başlayalım Buse? İrem'den başlayalım. Herkes de benden başlasın. İrem'cim puanını aç lütfen. Yani aslında yaptığın yorumların altını dolduran bir puan olduğunu düşünüyordum. Yine söylüyorum, senden çok yüksek bir puan beklemiyordum. Peki neye 3 verdiğini sorabilir miyim sana? Şöyle, ben dün 3 puan vermiştim biliyorsun ki. Bugün de mesela aynı şeylerinize, mesela senin çeyizin daha fazlaydı, Simge'ninki daha azdı. Orada sen bir ön plandaydın. Simge'nin daha az ikramlığı vardı, senin daha fazla ikramlığın olduğunu düşünüyorum. Ama Simge'nin mutfağını ve yatak odasında daha çok beğendiğim şey olduğu için ve senin yatak odanda çok fazla şey beğenmediğim için hani eşit olduğunu düşündüm. Bu şekilde 3 puanı uygun gördüm. Buse sadece yöresel bir sofra hazırladı bize. Benim ikramlıklarım sayı olarak Buse'ninkilerden daha fazlaydı. Demek ki gözünü daha fazla doldurabilmiş. Yöresel olduğu için gözüne dolu gelmiş olabilir. Evet. Onu bir de bizim için kıyafet falan değiştirdi. Hani bilseydim ben de kıyafet giyerdim de neyse artık. Giyseydin canım, ona göre puanını alırdın. Senin şu an benim kıyafetime verdiğin puan bu mu yani ayrıca? Hani beğendiğini söylüyorsun ve 3 mü verdin? Arkadaşlar herhalde anlatamadım, tekrar anlatayım. Simge'nin evinde atıyorum, mutfağını daha çok beğendim. Senin mutfağında daha çok yorumladım. Yatak odasını daha çok beğendim. Sen de daha fazla yorum yaptın, kötü yorum. Ama senin çeyizin daha güzeldi. Simge'nin çeyizi daha azdı. Ya da sofra seninki daha böyle göze gelen bir sofraydı ve gelenekseldi ve kıyafet giydin. Bunların hepsini topladığımda ya eşit olduğunu düşündüm, dengeli olduğunu düşündüm ve ikinizin de 3'e layık olduğunu düşündüm. Teşekkür ederim. Rica ederim. Buse'cim en yüksek beklediğin kutuyu açtık. Şimdi kimin puanını görmek istersin? Kübra'nın puanını görmek istiyorum. Kübra'cım puanını açabilirsin. Benim sana puanım...
2 mi? Gerçekten hiç beklemediğim bir puanı aldım senden yani. Sebebini söylüyorum. Simge'nin evini daha çok beğenmiştim sadece çeyizli dışında. Bu sefer sana da 3 verseydim bu sefer Simge'ye haksızlık olacaktı. Çünkü Simge'yi senden bir tık daha beğenmiştim. Evini, sofrasını genel olarak. Sadece çeyizli yetersizdi benim için. O yüzden fark olmalıydı. Bunu vermek durumunda kaldım. Ben yine de 2'yi hak ettiğimi düşünmüyorum. Yani o kadar kötü bir şey göremedim ben evimde aslında. Ki çoğu yerde aslında sen sessiz kaldın, beğenmediklerini söyledin. Beğendiğin çok bir şey de hatırlamıyorum ama ya sessiz kalarak ben senin strateji yaptığını düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi Simge'yi bir tık daha beğenmiştim. Bu sefer ikinize aynı verseydim Simge'ye haksızlık yapacaktım. Ama öyle düşünüyorsan olabilir, olmaya da bilir. O ne demek ya? Olabilir de olmayabilir de. Senin hani bir fikrin yok mu? Kendini bilmiyor musun? Tanıyamıyor musun? Yani bir kesin kararın yok. Olabilir mi, olmayabilir mi? Açıklamak belki istemiyorumdur şu an. Demek ki sen şu anda strateji yaptığını kabul ediyorsun tamam, aslında. Tamam, kabul ediyorum o zaman. Buse, şu ana kadar 5 puan topladın. Geriye kaldı 2 kutu. Hangi kutuyu açalım? Simge mi, Rabia mı? Simge'yi görmek istiyorum. Simgeciğim, puanını aç lütfen. 1 mi? Gerçekten hani bir eksiğim mi vardı? Masamda mı eksiğim vardı? Odamda mı eksiğim vardı? Bence bu tamamen her yerden eksik olan birinin puanı olmalıydı. Yatak odanı ben beğenmedim. Beğenmediğimi de belirttim. Yatak odanda beğendiğim hiçbir şey yoktu. Mutfaktaki masanı beğenmedim, sandalyelerini beğenmedim. Mutfakta kullandığın sadece avizeni beğendim. Halılarını, kahve köşeni hiçbirini ne yazık ki beğenemedim. Salona geldiğimizde de koltuklarında bir problem yoktu. Fakat yemek masanının sandalyeleri beni rahatsız etti. Fon perden ve tüllerin uyumluydu. Salonundaki halını da beğendim. Fakat koltuklarındaki o deformasyon bence bu yarışmaya katılan birinin koltuğunda kesinlikle olmamalıydı. Bence sen tamamen kendi gününden kendini doldurmuşsun buraya ve intikam alma amaçlı bu puanı verdiğini düşünüyorum. Çünkü asla birlik bir ev olduğunu kabul etmiyorum. İntikam alacak olsam senden intikam almam. Bana senden daha düşük puan veren kişi de var. Fakat ben senin evini beğenmedim. Eleştirilerime karşılık olarak sen de puanınla bunu göstermiş olabilirsin. Yok, hayır, öyle düşünme bence. Ben tamamen senin evini beğenmediğim için bu puanı verdim. Kısasa kısaslık bir durumda yok. Öyle olmuş olsaydı puanım emin ol daha farklı olurdu. Bence bu puan dediğim gibi eksiği olan birine verilmeliydi. Benim herhangi yani bir yerde bir eksiğim yoktu. Vardı, daha yine de olsun. Birlik değildi bence. Ben tamamen senin kazanmaya oynadığını düşünüyorum ve bu yüzden herkese hafta boyunca da düşük vereceğine inanıyorum. Yani daha geride 3 kişi var. Belki çok daha kötü evler göreceğiz. Evet, belki daha kötü evler göreceksin. Yani bence de bu ev birlik değildi. Ben de asla birlik bir ev değildi. Kabul etmiyorum bunu. Ben böyle düşünüyorum. Benim için çok eksiğin vardı. Tüllerin buna dahildi bu arada. Tüllerin boyutları. Tamam, kiracısın burada. Bir önceki evinden kullandın ama sonuçta bu yarışmaya katılıyorsun. Bizim ona yorum yapacağımızı bile katılıyorsun. Bunların hepsi biriktiğinde hani ben net diyemiyorum ki ben senin şu olanı beğendim ya da mutfağını beğendim diyemiyorum. O sebeple beğenmemek sana... için geldiğin için diyemezsin. Beğenmemek için gelmedim. Sen birilerinin evine o şekilde gidiyorsun o zaman. Ben o öyle düşünceyle gelmedim. Sana 3 vermezdim bence. Yani bunu söyleyemezsin asla. Ben senin hakkın olan puanı sana verdim ama sen benim hakkımı vermedin çünkü sen gününü oynuyorsun. Günüme oynamıyorum. Benim günüm geçti çünkü. Kazanmaya oynuyorsun. Ne fark eder yani? Sonuçta burası bir yarışma. Herkes evet ama insanların istiyor. Hakkını yiyerek bunu yapamazsın. Ben hakkını yemedim. Ben hakkını evini yiyorsun. Beğenmedim. Asla birlik bir ev değildi ve bunu asla kabul etmiyorum. Zevkler ve renkler tartışılmaz. Arkadaşlarım beğenmiş olabilir ama benim zevkime uygun değildi. Sadece salonunda kullanmış olduğum gri renkler, yani gri renk benim zevkime uygundu. Zaten bu bir puanı da salonundan aldın. Evet, sağ ol. Yani salon olmasa demek ki 0 verebilsen 0 vereceksin yani. Dün seni eleştirdiğimizde ayna demiştik. Hani arkadaşımı avukatlığını yapmıyorum şu an şimdi öyle söylemeyin ama sana ayna demiştik. Demiştin ki bu benim zevkim.
Bence burada evet senin zevkine göre senin evini değerlendirmemiz gerekiyor. Hani senin zevkinde uyumlara bakmamız gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ben de arkadaşımın kesinlikle bir hak ettiğini düşünmüyorum. Ben çok şaşırdım. Ben de çok asla şaşırdım. Asla bir ev değil. Yani, en azından hakkımı bilen, savunan birileri var. Dedim, senden çok korktum şu anda. Hani gerçekten beklemezdim. Korkmanıza gerek yok. Ben beğenmediğim... Ama bu şekilde yansıtmadın ve ben aslında hani en kötü iki diye düşünüyordum. Bu şekilde yansıtmadım değil. Ben her şeyi çat 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 ama en azından beni şaşırtmamış oldun. En düşük senden bekliyordum ve lafımın ya altını doldurmuş oldun. Evet, öyle olmuş oldu. Kübra'nın 2 puan verip strateji yaptığını kabul etmesine rağmen diğer yarışmacıların ağzını açıp tek bir yorum yapmaması gözlerine batmıyor. Benim 1 puan vermem bugün gündem oldu. Ya bence 2 ve 1 aynı değil. Sonuçta Kübra beğenmediği yerleri de söyledi. Ama ben Simge'nin tamamen kazanmaya oynadığını düşünüyorum. Tabii ki hepimiz burada kazanmak için varız ama hak yiyerek değildi bunu biraz daha hani adaletli olarak yapabiliriz. Buse toplamda 6 puan ulaştın. Son bir kutu kaldı. Daha fazla bekletmeden Rabia'nın kutusunu açalım ve senin için kaç puan çıkacak görelim. Rabia'cığım puanını açabilirsin. Benim sana puanım 1. Ya teşekkür ediyorum. Bence yaptığın eleştirilere yakışır bir puan verdin. En azından bazıları gibi kendi gününü oynamadın ya da strateji yaparak ilerlemedin. Ya hakkım olanı verdiğini düşünüyorum. Çünkü puanının dışında bir yorumda bulunmadın. Teşekkür ederim. Giriş çok güzeldi benim açımdan. Çok tatlı bulmuştum. Sunum aynı şekilde, renk uyumu falan her şeyi çok beğendim. Yöresel sofra olması evet benim damak tadıma uymuyordu ama böyle bir programda bence tatlıydı. Bilmiyorum benim hoşuma gitti ve artı yöresel bir kıyafet giymen hoşuma gitti. Simge arkadaşıma bunu söylemiştim, yöresel hiçbir şey yok diye. Hani çeyizinde falan en azından sen hani yöresel bir kıyafet giydin. Bu güzeldi benim açımdan. Çeyizinde de olabilirdi ama sen giymeyi tercih ettin. Salonunu beğendim. Renk uyumlarını ben yakıştırdım. Halın aynı şekilde koltuklarımla. Bence uyuyordu. Sadece yatak odanda evet bir uyumsuzluk vardı. Bir de mutfağında vardı fakat kiracı olduğun için hani bunu şey yapamazdım. Buradan düşüremezdim puanını dolaplarından. Teşekkür ederim adaletli puanın için. Buse rakiplerinden toplam 9 puan aldın. Cuma günü diğer gelinlerimiz gibi sen de benim verdiğim puanı öğreneceksin. Haftanın ödüllü oyununun getireceği artı 1 puan şu an senin gibi görünüyor. Ancak diğer gelinlerimiz liderliği elinden alırsa durum değişir. Bugün bizi ağırladığın için çok teşekkür ederiz. Kübra'cığım yarın sendeyiz. Bizi neler bekliyor? Yarın çok güzel bir karşılama yapacağım. Farklı olacağını düşünüyorum. Bu hafta en farklı olanı olabilir. Taytlarınızı, rahat kıyafetlerinizi giyinin. Gelin bekliyorum hanımlar. Tamam, merakla çok bekliyoruz. Yarınki karşılama nasıl olacak ben de iple çekiyorum. Ama bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın Kübra'nın evinde görüşmek üzere hanımlar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.